Buradan gelin. Gelin gelin, Orhan Bey de geldi. Allah'ım ne oldu böyle ya? Ya inanılmaz, yayındayız. Özgürcüğüm yayındayız, sakin sakin. Kızımız geliyor mu? Bir haber verin bana. Tamam, kızımız gelmiyor. Elif, Elif. Bir sakin olmazsak, bak Hatice buraya geldi, tamam mı? Sakin, çok üzüldüm ben onun haline. Elif. Efendim? Kızını zorla böyle alamazsın. 19 yaşında o. İyi misin? Ha? Şimdi ortalık birbirine girdi. Yani 19 yaşında bir kızımız. Tabii şunu da söyleyeyim ben size, bilgi vereyim. Resul'ün yaptığı da çok ayıptı. Ayıptı ya. Resul resmen senin kocana, yani Hatice'nin babasına yani tekme attı yani. Tekme atmaya kalktı yani. Olacak iş değil ya. O, ama... o surat ifadesi ya. Neydi Resul'ün ya? Sürekli gülüyor, tarz ediyor insan yani. Tahrik. Sakin olun, bir sakin olun. Resul'ün karısı attı mı arkadaşlar, bir bakın. Elif. Evet. Niye bunlar oldu, bu kadar bu hale geldi? Ben de anlayamadım abla. Bu şeye gelesince ben bir şey öğrenmedim, bilmiyorum. Resul senin neyin oluyor? Benim öyle yakından şey değil. Beyimden azıcık dedelerden akraba. Sizin iki tane çocuğunuz var. Evet. Hatice öğretmenlik okuyor. Evet. Resul'le nerede tanışıyorlar? Nasıl tanışıyorlar? Ya o Simav'la da yurtlarda kalıyordu benim o çocuğum. Siz Kütahya Simav'dan geliyorsunuz, evet. Kocanla beraber. Evet. Mehmet de pardon. O burada kapıcılık yapıyor. Aa, şey senin de kaynın. Kaynın evet. Kapıcılık yapıyor. Evet. Orhan Bey şu anda durum nasıl dışarıda? Asayiş Berkemal vallahi değil herhalde. Bir baktım şu an için bir sıkıntı yok. Yani en azından Resul'ü dışarı aldık. Diğerlerini de ayırdık yani, tamamen bir araya gelmesinler diye. Şimdi Resul kaç evlilik yapmış? Kaç? 44 yaşında. Evvela bir kız kaçırdı. Onu durdurmadılar. Bir hafta falan durduysa durdu. Ayı aldılar elinden. Ondan sonra bir iş güveline gitti bir yere. Oradan bir çocuk bıraktı. Ondan sonra bir karıya Antalya'nın adamı dediler. Ne dediler? Ben bir sesini bilmiyorum. Bir de oradan bırakmış bir çocuk. Bir iki tane de köyden köye getirdi. Birin iki tane de oradan var. Üç evlilik yapmış. Şu anda evli mi Resul? Biz bilemiyoruz ki. Boşandı mı? Ne etti bilmiyoruz ki. Evli. Ben de resmiyette evli olduğunu biliyorum şu an için. Beş tane çocuğu varmış. Senin kızının Hatice'nin Harun diye Resul'ün yeğeniyle bir arkadaşlığı olmuş galiba. Konuşuyorsun dedi. Bana o da dedi. Harun'u bir ekranlara getirelim. Bir Hatice'nin önce Harun'la bir... Evet, ekranda görüyorsunuz. Harun'la bir arkadaşlığı oluyor. Harun, Resul'ün nesi oluyor? Ablasının oğlu. Aa, onun dayısı. Evet. Resul'ün yani yeğeniyle beraber, evet. Senin kızın önce Hatice. Evet. Sonra, yani çok enteresan. Peki sonrasında... Bunun açını yakalayın. Sonra senin kızın şu anda, yani Resul'le birlikte buraya geldiler ama ben Resul'den yardım istedim diyor. Ben Resul'le birlikte değilim diyor, fakat... Birlikte burada... değil de niye ardından gidiyor? Yani niye beraber geliyor buraya? Evet, niye beraber geliyor, niye ardından gidiyor yani? Beraber olmayan kimse ardından gider mi ya? Söyle, söyle Özgür. Geliyor mu? Geliyor. Ama bak sakin konuşacağız. Tamam, bir sakin. Hatice sen de ne olur sakin ol tatlım, olur mu? Ben sizden sakin olmanızı rica ediyorum. Annenin ikinizle bir konuşmak istiyorum. Sen de lütfen kızına bağırma çağırma, olur mu Elif? Çok zor şeyler yaşıyorsun. İki evladı var. Biri 16 yaşında. O da kız erkek neydi? Diğer kız. Çocuk kız mı? Evet. O da 16 yaşında. Evet. Gel ben bir Hatice. Gel Hatice gel. Ne olur sakin konuş, olur mu? Annenle ikinizle konuşacağım. Mikrofonu gel yardım et, ben şöyle. Tamam, ben baktım. Düzelttim. Düzelttim Sude. Hadi gel bakalım. Otur. Bir annenle bir karşılıklı bir konuşmanızı istiyorum. Çünkü erkekler bu işin içine girerse olmayacak bu iş. Özlemedin mi anneni? Kaç gün oldu? 36 gün olmuş Hatice. Hı? Çok güzelsin Hatice. İnşallah şansın bahtın da güzel olur. Sana neden? Ne zaman dedik kızım? Küfür etmedin. Demediniz mi ya? Ne zaman dedik yavrum? Küfür etmedin. Yazıklar olsun.
Demişsiniz. Yazıklar olsun iftira atıyorsun. Demişsiniz. Yazıklar olsun kim iftira dedi? Atıyorsun. Dur Elif. Canım kızım sen tüyüp bir dene. Ben ne diyebilirim köy içine dedikten sonra ben ne diyebilirim yavrum? Benim senden başka zayıf noktam yok anne ama... Ne senin... yapıyorsun? Ne yapıyorsun yavrum? Senin bana olan sözleri söyleme beni yıktı. Tamam neye yıktın seni yavrum? Seni de ezdiren. Ben ne olursa olsun senin yanında durdum ama sen benim yanında durmadın. Ne yaptım da durmadım çocuğum? Ne yaptım da durmadım ben senin yanında? Ne yaptım? Ben sana ne işledim? Ben sana ne dedim? Kızım ben senin için bu malların ardında koşturuyorum. Ben sizi iki çocuğumun için koşturuyorum demedim mi ben size? He? Ben demedim mi? Ben sizin için koşturuyorum yavrum benimle gecede gündüzde. Sen koşturdun sen de biz de koşturmadık mı? Koşturacağız abi neyin için koşturuyoruz? Kör boğazın için koşturuyoruz. Yemeğe koşturuyoruz. Bulaşık İşleme koşturuyoruz. Dünyaya niye gelmişiz? Dur Elif bir kızını dinle. Söyle. Dünyaya niye gelmişiz? Mecbur koşturacağız, yiyeceğiz, dur, içeceğiz diye gelmişiz. Elif canım bir dinler misin? Bir Hatice'yi bir dinle içini döksün sana. Söyle Hatice. Ben de yardım ediyordum, bulaşık yıkıyordum, mala gidiyordum. Siz mecbur gideceksin abla. Kocan ya, senin Akif çoban galiba, çobanlık yapıyor. Evet. Hayır annem yapmıyor. Babam işe gidiyor. O da işe gidiyor, o da ekmek parası kazanmaya gidiyor. Baban ne iş yapıyor? Ne iş yapıyor peki? Ben çoban değilim. Aradı, ara işleri. Ne işi bulursa oraya gidiyor. Hayat müşterek yavrum. Hatice sen... Sen tüyüp gittin de işlenmeyecek mi, çalışılmayacak mı yani? Dur Hatice, sen efendim? Türkçe öğretmenliği mi okuyorsun? Evet. Hangi üniversitede okuyorsun? Muğla. Muğla Üniversitesi. Çok da güzel bir üniversitede, çok şahane bir bölüm okuyorsun. Peki Hatice, ya işler niye bu noktaya geldi bilmiyorum ama önce sen Harun'la bir arkadaşlığın oluyor galiba. Evet. Bir ekranlara getirelim, Harun mu çocuk mu? Biz bir görelim Harun'un fotoğrafını. Bir LED'e de verebilirsin aslında. Bir görelim. Bak Harun bu mu? Ha. Harun. Harun'la... O arkadaştım zaten 14 yaşında, 15 yaşında. Evet. Normal bir arkadaşlık yani. Normal bir arkadaşlık. Tabii canım. Ben sen bunu anneme söyledim. Annem babama söylemiş, bütün köy duymuş. Duydu seni. Ondan sonra köy yerine zaten adımız çıktı. Adım çıktı ama kızım herif düğün yapacaksın diyor. Okumadan nasıl düğün yapacaksın? Ya ben demedikten sonra kim der ya? Babası demiş. Babası dediyse... Ya anne ya ben size... Yapma kızım bu kadar anne, şey... Anne dinle ya. Bir siz dinle. Siz insan gibi bir dinlemiyorsunuz. Bir dinle. Bir olayı büyütüyorsunuz. Büyütüyorsun. Ne zaman öğrendiler senin Harun'la olan arkadaşlığını? Annem mi? Önce annene mi söyledin sen? Evet. Peki Elif Hanım sana söyleyince Elifçim sen bunu kocana mı söyledin? Ya söyledim mi? Akif'e mi dedin? Okumayacağından mı korktun? Tabii. O yüzden söyledin. Evet. Sen okumayacağım, okulu mu bırakacaksın? Hayır ya ben de ikisi de oturdular evde ağlamaya başladılar. Ben yurttayken söylemiştim eve geldim. İkisi de oturdular ağlamaya başladı. Yok biz seni okutacaktık bu yaşında evleneceksin diyor. Ya dedim ben size evleneceğim demiyorum ki. Sen demiyorsun ama öte yanı durdurmayacak kızım. Durdurmayacak. Sonra ne zaman ayrıldın peki sen Harun'dan? Önce Harun hayatına giriyor. Ne zaman ayrıldın? Ya öyle bir uzun bir şey olmadı zaten. Çocukluk şeyi o. Ha, çocukluk şeyi. Peki sonrasında Resul'le dayısıyla 4 nasıl? 4 sene önceki şey. Peki sonrasında Hatice dayısıyla Resul'ü bir ekranlara getirelim. Resul'ün fotoğrafını. Şimdi yani Resul burada aslında sağlıklı bir yayın yapamıyoruz. Bir Resul'ün fotoğrafını çekip hazırlasanız ya doğru düzgün fotoğrafını gösterelim. Çok acil bekliyorum Resul'ün doğru düzgün fotoğrafını. Şimdi sonrasında Resul Harun'un dayısı değil mi? Evet. Evet. Ya biz Harun'la konuşurken dayısı işte dayısıyla normal yani dayısı ya annesiyle de bir iki kere konuşmuştum ben. Aynı köydesiniz zaten. Evet. Akrabasınız zaten. Resul'le de amca çocuklarıymış uzaktan. Öyle bir akrabalık da var. Ya çok uzaktan. Evet. İşte ondan sonra bir iki kere şey yaptı. Gel aslı var mı bunun falan diye konuştuk. Hı hı. Telefonda o zamanlar işte saygı duydum bir insanı zaten. Saygı duyduğum insan derken Resul hazır mı yani, arkadaşlar? Resul'ü de bir alalım. Takılsın evet. Ne mi göster? Ha, sakinleşti mi? Ama yaptığı deminki hareketi gördüğüm için ben Resul'e çok kızgınım yani. Dur biraz